Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli gazilerimiz, sayın basın mensupları, değerli davetliler. Ömer Derindere Fen Lisesi tarafından hazırlanan 19 Eylül Gaziler Günü anma programını arz ederim. Kaymakamlık makamı, belediye başkanlığı, şehit aileleri ve gazileri derneğince Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı söylenmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, törenin sona ermesi. Arz ederim. Saygıdeğer katılımcılar, savaşlardan miras kalan en önemli kişiler gazilerdir. Milletimiz en hassas dönemlerde en hayati vazifeleri ifa eden gazilere hak ettikleri saygıyı göstermekle mükelleftir. 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik unvanı verilmiştir. O zamandan beri her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Kaymakamlık çelenginin Atatürk anıtına sunulması için ilçe kaymakamımız Sayın Ayhan Akbay'a davetimi arz ederim. Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk anıtına sunulması için Osmancık Belediye Başkanı Sayın Ahmet Gelgör'e davetimi arz ederim. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Çelengi'nin Atatürk anıtına sunulması için ilçemiz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sayın Mustafa Sarı'ya davetimi arz ederim. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, akabinde Ömer Derindere Fen Lisesi müzik öğretmeni Bahadır Eker yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bayrak Flamal. Kaç. Bayrak flama indir. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yapmak üzere personel Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Şener'i kürsüye davet ediyorum.
Kıdemli Çavuş Şener. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, kahraman gazilerimiz, kıymetli Osmancıklılar. Bu önemli günde ülkesi, milleti ve devleti için yaşamını ortaya koyan kahramanlarımızın, yani gazilerimizi anmak ve onlara Yüce Türk Milleti adına şükranlarımızı sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün tarihimizi, özellikle milli mücadele döneminin insanlık yaşamında çok az görülen mucizelerinden biri olan Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasına mütakip Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 tarihinde çıkardığı 153 sayılı kanunla Mareşallik ve Gazilik ünvanının verildiği müstesna bir gündür. Çünkü tarihte milli iradeye dayalı ve kanunla gazi ünvanını ilk alan asker Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış Türk milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış, birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Öyle ki milli bağımsızlığımızı, vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla, vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet, şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir. Kahraman gazilerimiz, sizler hepimizin yürekten inandığı kutsal değerler uğruna savaştınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Doğu ve Güney Anadolu'da, terörle mücadelede ve yurdumuzun dört bir köşesinde hayatlarınızı hiçe sayarak ülke menfaatleri için tüm benliğinizi ortaya koydunuz. Atalarımızdan devraldığınız üstün cesaret ve fedakarlık meziyetini devam ettirdiniz. Mazisi kahramanlıklarla dolu, zaferlerle süslü milletimize bu onurlu hatıralara kazandırıp nesilden nesile aktarılmasını sağladınız. Bugün hürriyetimizin teminini sağlayan sizlere ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak azdır. Bu millet sizin fedakarlıklarınızı asla unutmayacaktır. Türk toplumu olarak ortak değerimiz olan 19 Eylül Gaziler Günü, canlarını bu aziz vatana da adayan tüm gazilerimize ve tüm halkımıza kutlu olsun. Sözlerime son verirken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımızı sunuyoruz. Arz ederim. Ülkemizin her karış toprağında bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medar iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencilerinden Kadir Efe Kayar'ı "Bu Vatan Kimin?" adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gök yayım ne yazsan ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil, sencileyin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir. Atatürk diyor ki, şehitlik ve gazilik ünvanı hiçbir maddi değer ve dünyevi payeyle ölçülemeyecek değerde büyüktür.
gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle, onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceklerine inancım tamdır. Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencilerinden Ecem Uyarı, Gazilerin Gözyaşı adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Gazilerin Gözyaşı. Özgürce yaşadığımız bu topraklarda şehidin kanı, gazinin gözyaşı var. Üstümüzde dalgalanan al bayrakta şehidin kanı, gazinin gözyaşı var. Dedem Çanakkale'de, babam Kıbrıs'ta, ağabeyim vatan bekler sınırda. Kollar, bacaklar verdiler bu yurda, her bedende gazinin gözyaşı var. Gazilerden öğrendik savaş destanlarını, doğunun, batının zafer meydanlarını. Kutlayalım içtenlikle gazi haftalarını, çünkü onlara özgürlük borcumuz var. Sayın Kaymakamım, çelenk sunma programımız burada sona ermiştir. Programımız 10.30'da şehitlik ziyareti ve devamında ilçemiz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin ziyareti ile sona erecektir. Arz ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الصابرين إنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك وأولئك هم المهتدون رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين Ey bizleri var eden rahmetiyle bütün kainatı kuşatan Yüce Rabbimiz, her türlü hamdimizi, şükrümüzü, selamımızı, duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerim'i dergah hizmetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle iki cihan perveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna gönderdik haberdar eyle. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem Safiullah ile Hazreti Muhammed arasında gelip geçen bütün peygamberlerimizin de ruhlarını hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Asıl olan sevabı enbiyanın, evliyanın, ulemanın, şühadanın da aziz ruhlarına bağışlıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı şu anda duamızı el açıp amin diyen kardeşlerimizin de bil cümle geçmişlerine gönderiyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din, devlet, millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden
ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birine sonsuz rahmetinle muamele eyle. Aldıkları yaraları vücutlarında bir istiklal madaliyet ve istiklaline aşık olan bu aziz milleti bir nefes hürriyetsiz, bir saniye istiklalsiz bırakma ya Rabbi. İmanına, ezanına, bayrağına, vatanına, Kur'an'ına sevdalı olan bu aziz milleti bir an bile ezansız, vatansız ve bayraksız bırakma ya Rabbi. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, ülkemizi ve milletimizi her türlü sel, deprem, yangın ve görünür görünmez diğer afetlerden de muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle ya Rabbi. Milletimizin huzur, barış ve kardeşliğine kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. Rabbena ufilli ve li valideyye ve lil müminine yevme yegûmil hisâb. Subhani rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Belediye olarak, kaymakamlık olarak şehit ve...